Evet değerli arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğru mu yanlış mı? 0 bölü eksi 4 bir rasyonel sayıdır demiş. Doğru. Evet doğrudur arkadaşım. Eksi 2 bölü 8, eksi 2 bölü eksi 8'dir diyor. Doğru mu? Yanlış. 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 Neden? İki Çünkü eksi tane eksi bölü eksi olacak. artı olur değil mi? Yanlış. Her rasyonel sayı tam sayı mıdır? Yanlış. Yanlış. Tam tersi. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır diyebiliriz. Her doğal sayı paydası bir olan bir rasyonel sayı mıdır? Evet. Hepsinin paydasında gizli bir var Güney. Eksi 4 tam 6'da 3. Eksi 3 ile eksi 4 arasındadır demiş. Hayır. Yanlış. Eksi 4 ile eksi 5 arasında. Rasyonel sayılar sayı doğrusunda tam sayılardan daha çok yer kaplarlar. Doğru. Doğru. Daha küçük sayılardır. Dolayısıyla daha çok yer kaplarlar değerli arkadaşlarım. Bu uygulamayı siz yaparsınız. Size ödevimiz olsun. Evet, sorularımıza bakalım. Hangisi rasyonel olduğu halde tam değildir? Chat'ten alacağım efendim cevapları. Rasyonel olacak ama tam değil. Tam olmayacak. Kolay soru. Tam bölünmesin. Kim tam bölünmüyor? Evet. Değil mi? C şıkkı. Bu 5. Bu zaten tam. Bu eksi 6 ama bu tam sayı değil. Bu ifadede ne kesinlikle ne olamaz? Kaç yazamayız ne'nin yerine? Bakarak cevaplayacağım bir soru. Gözünde bakıp cevaplayacağım bir soru. Hocam benim kitapta yanlış basım yapmışlar herhalde. A'nın kesinlikle alamayacağı değer Fark diyor. etmez. A, N. Bak, Zehra Betül. Acele ediyorsun. Hocam doğru mu benim? Doğru. Tuana dikkat, acele ediyorsun Tuana. Arkadaşlar bak, acele ediyorsunuz N'de. Şu ana kadar Zehra Betül bildi. Başka Hayat bildi. Tuna, acele ediyorsunuz. Hocam ben sen de derse başlamıştın ya. Evet. Arkadaşlar niye acele ediyoruz ya? Arkadaşlar bu ifadeyi kim sıfır yapar? N yerine kaç yazarsanız sıfır olur. Eksi iki. Eksi Eksi 2 iki. yazarsan sıfır olmaz. Eksi 2 ile 3'ü çarparsan eksi 6 olur. Eksi 6 eksi 6 eksi 12 olur. Sıfır olmaz. 2 yazarsak 2 2 3 kere 2 6 Doğru. 6'dan 6 çıktı. Sıfır. Dikkat. Doğru. Lütfen dikkat. Aferin hayat. Evet adam iner. Ekranımıza çık. Haydi. Hangileri doğrudur? Buyurun efendim. Hangileri doğrudur? Acayip zor hocam. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Doğru. Her rasyonel tamdır. Yanlış. Her doğal sayı bir rasyoneldir. Doğru. Cevabımız 1 ve 3. Evet. Duru, seni görmüyoruz. Duru. Ömer Efe, Doruk, Alperen. Evet. Aşağıda verilen sayı doğrusunda eksi 1 ile eksi 2 arasında yer alan A sayısı kaçtır? Hadi bakalım. Çok basit. Ama bizden tam sayı istememişler. Birleşik olarak istemişler. Dikkat edin. Önce tam sayılı yazın. Sonra birleşik kesire çevirin. İsmail Erdem. Haydi Yağız Akın. Evet. Eksi bir tam. Bir, iki. İki bölü kaç? Kaça bölmüşler Yedi. orayı? Yedi. Şimdi şıklarda yok. Ne yapıyorduk bunu çevirirken? Duru, Tuna. Yedi kere bir, yedi. İki daha ekle, dokuz. Dokuz bölü yedi. Ama nasıl? Eksi. Cevabımız
A şıkkı. Ben anlamadım diyen var mı? Ben. Alperen, nereye anlamadın? Hocam çevirme kısmında. Nasıl da Alperen, ne yapıyorduk? Paydayla tam kısmı çarp, üstüne de payı ekle yapıyorduk. Hatırladın mı? Çevirirken. tamamdır hocam, sağ olun. Evet, devam edelim 5. sorumuzda. Bu hangi ikisi arasında? Bunu da tam tersi yapın. Bölüm, kesirli olarak yazın, o zaman göreceksiniz. Yine kolay, gözünüzle yapabileceğiniz bir soru. Kaleme kağıda gerek yok. Aferin Yağız. Bir kişi daha gönderdi. Kim? Ebrar, Tuna, aferin. Diğer arkadaşlar, haydi. Hayat, Zehra, aferin. Ne olur arkadaşlar? 18'i 5'e bölersek 3 tam bir şeyler olur. Eksi 3 tam, eksi 3 ile eksi 4'ün arasında. 18 bölü 5, 3 kere var, 15, 3. Bu tam kısım, eksi 3 tam, 5'te 3. Nereye doğru gidiyor? Eksi 4'e. A nedir? Buyurun. A nedir? Aman dikkat. Aman dikkat. Bunu ilk doğru yapana bir tadelle. Aman dikkat. Burada dikkat edin. 1 ile eksi 2 arasını 12 parçaya bölmüşler. Bakalım kimler doğru yapacak? Merak ediyoruz. Hadi bakalım, süre verelim. Bu biraz değişik bir soru. Hocam doğru mu? Bakacağız. Emin değilim. Ben de hiç emin değilim. Hocam cevabımı geri alabiliyor muyum? Al, tekrar gönder, sorun değil. Tamamdır hocam. Buyurun. Hocam her şeyi yaptım, çevirmede şimdi sıkıntı yaşıyorum. Evet, hadi bakalım. Haydi bakalım. Hocam herkes yapmadı mı? Hocam doğru mu benimkisi? Şimdi bakalım. Arkadaşlar, 12 parça 1 ile eksi 2 arasında kaç sayı var? 12. 12. Kaç? 12. 12 sayı mı? 1. Hocam 4 yok mu? O kadar soğuk su içme, hasta olursun güne. Biraz sıcak su ekle üstüne Güney. Güney. Yok, o kadar soğuk değil. Ha, değil mi? Tamam. Arkadaşlar, bir ve bir var. Eksi bir var. Bir de eksi iki var. Yani bir, iki, üç parçaya bölmüş. Yani Zehra, Hayat, Adam İnel. Her dört tanede bir düşeceğim. Bir, iki, üç, dört. O zaman burası sıfır mı? Bir, 2, 3, 4. Burası eksi 1 mi? Evet. Benim amacım neydi? A'nın hangisiyle hangisi arasında olduğunu bulmak. Şimdi A'yı yazabilirim. Eksi 1 tam. Kaç gitmişiz? 1, 2, 3. 3. Kaça bölmüşüz? 4'e. Anlaştık mı?
Bunu çevirirsek Alperen 4 kere 1, 4, 3, ekle 7. Duru, eksi 7 bölü 4 İsmail cevabını. Doğru yapmışım ben. Valla. Ben de doğru yapmışım hocam. Hocam ben de doğru yapmışım. Bakalım ilk doğru yapan kim? Benim. Ben de olabilirim. Bakacağım. İlk de doğru yapan Ebrar Yağmur olmuş. Alkış. Ne alaka? Ebrar ilk göndermiş. Yağız ikinci göndermiş. Tuna yanlış göndermiş. Zehra üçüncü göndermiş. Tuana dördüncü. Alperen yanlış. İsmail beşinci. Rüzgar yanlış yapmışız. Dikkat. Anladık mı şimdi nasıl yaptığımı? Benim amacım ne? Şu eksi bire gelmek. Dört 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 gelerek bulmuşuz. Buraya dikkat. Aklından bir rasyonel sayı tut diyor Ali. Esra da diyor ki tuttum. Sonra Ali espri yapıyor. Diyor ki durun. Şimdi bırak gitsin. Bunu biz çok yapardık. Sizin yaşınızdaki. Aklından bir sayı tut. Çocuk motive olmuş. Tuttum. Sıkı tut. Tuttum. Tuttum mu? Tuttum. Şimdi bırak gitsin. Evet. Arkadaşlar tuttuğum rasyonel sayı aynı zamanda negatif bir tam sayıdır. Hangisi olabilir? Çok basit. Çok basit. Hangisi tam sayı? Bunlardan. Hocam bu güzelmiş. Ben arkadaşlarıma yapayım burada. Yap. Alperen ne acele ediyorsun? Saçmalama Alperen ya. Tam diyor tam. Tam dediğine göre bölünmesi lazım Alperen. Alperen sen iyice ipe un sermişsin ya. Ne yapıyorsun sen tatilde? Yatıyor mu Alperen? Alperen 15'i 6'ya tam bölebiliyor musun? Alperen. Hocam. 6'ya baktım. Ben de bütün şıkları deniyorum. Hayır. Arkadaşlar 24'e bölersek eksi 5 değil mi? Lütfen. Aferin hayat Zehra. Evet devam ediyoruz Alperen. Arkadaşlar geldik ondalık sayılara. Bizim için çok 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 önemli. Ben bir ondalıklı sayıyım. Paydası 10, 100 veya 1000 olan kesirlerin virgül olarak gösterilmiş haliyim. Ya da payının paydasına bölünmesiyle bulunan virgüllü sayıyım ben diyor. Ondalık sayı kardeşimiz. Tamam mı? Ondalık sayı. Bir sayının ondalık gösterimi nasıl bulunur? Yani bize Tuana rasyonel bir sayı verdiler. Güney, bunu nasıl Alperen, Yağız ondalık yapacağız? Arkadaşlar ya hiçbir şey bilmiyorsan Zehra Betül 4'ü 5'e böleceksin. 4'ün içinde 5 var mı? Yok. Buraya bir sıfır virgül yazacaksın. Buraya 40. Hatırladın mı? 40'ın içinde 5 kaç kere var? 8 kere. 8 kere 5, 40. Ya böyle yapacaksın ya da bu kesiri İsmail, Tuna paydası 10, 100, 1000 olacak şekilde genişle. 4 bölü 5'i en kolay 10 diye genişletiriz. Doğru mu? Arkadaşlar 6 ve üstü kaçla çarpıyoruz? 2 ile. Arkadaşlar 8 bölü 10 mu oldu bu kesir? Evet. 8 bölü 10'u nasıl yazıyorduk? 0 virgül 8. Kaptık mı? Peki 9 bölü 6. Ya ne yaparım? 9'u 6'ya bölürüm. Bak bir yazma. 9'un içinde 6 bir kere var. 6, 3. 3'ün içinde 6 yok. Yaz. Buraya bir sıfır çaktım. Buraya virgül. 30'un içinde 6, 5 kere var. 30. Ya böyle yaparım. Ya da güney, rüzgar, tuna, adam iner. 9 bölü 6'nın paydasını 1000'e götüreceğim. Ama arkadaşlar ya da 100'e. 6'yı neyle çarparsam 10 olur? Olmuyor. Neyle çarparsam 100 olur? Ebrar olmuyor. Tuana neyle çarparsam 1000 olur? Olmuyor. O zaman önce ne yapıyorum? Önce hüpleteceğiz, sonra gümleteceğiz. Kaprisan. Ne demek doruk? Önce hüpletmek, önce sadeleştireceğim o zaman. Böl 3'e Sonra 3. genişleteceğim. Böl 3'e 2. Şimdi genişletebilir miyim? Genişletirim.
2'yi 10'a genişletmek için kaçla çarparım? 5. Bunu da 5 ile çarptım. 15 bölü 10. Ne oluyor da 15 bölü 10? 1,5. Demek ki direkt 10'a 100'e genişletemiyorsam ne yapacağım? Önce sadeleşiyorsa sadeleştiririm. Sonra genişletirim. Biz buna ne diyoruz? Önce hüplet, sonra gümlet. Şimdi soğuk soğuk bir kaprisan olsaydı ne güzel giderdi. Evet, burada Hocam göndereyim hemen size. videomuzun sponsoru olan kaprisana, hani oluyor ya, bir adamlar şey yapıyor, böyle getiriyorlar hiç alakasız bir yerden. Sonra bir bakıyor ki adam reklama bağlayacakmış oluyor. Hocam bence siz yaz boyunca tadellerine kapsam verin. Vallahi bak, yani acaba böyle bir sponsorluk anlaşması mı yapsak? Hocam Yapmayalım. kapsam yapın bence. Zaten siz videoları like'lamıyorsunuz. Geçen soruyorum, benim videolarım diyorum, bir sürü öğrenci var. Bir sürü kişi var. Like'lasa trend topic'te ben olurum. Valla. Yusuf Kaya gibi sürekli. Hocam bence Yusuf Kaya gibi sürekli. Evet. İsmail, sen oyun oynayınca benim videolarımı Hocam bence siz Yusuf Kaya gibi sürekli Word Excel. bilmiyorum da İsmail, sen oyun oynayana kadar benim videoları bir like'lasan, şöyle yorum yazsan. Videomu Hocam izlemek ben için çok güzel like'layacağım abone videoları olmalı. dersen sonra. Diyorum, tamam mı, bak diyorum bunu. Bir bakıyorum like yok. Like'lamamışlar. Bir de diyorlar ki İsmail seni duyamıyoruz. Adam iner. 8'leri soruyorum. Hocam ben like'ladım diyor. Ben zaten bir tane like var. Hepiniz like'ladıysanız o like kimin like'ı? Kim Hocam hemen giriyorum bir dakika. Kendi like'ınız hocam. Hocam ben girdim dersten sonra Hocam. hepsini like'layacağım. Bak ya, ayıp oluyor yani. Lütfen. Lütfen. Hocam bir şey söyleyeceğim. Reddit'te 5 dakika bir blok beklemek yerine sizin videonuzu izleyip beğenseler. Vay be, işte bunu dedi Duru ve bizi O kalbimiz. 5 dakika boyunca ne olup ne bittiğini izlemek çok eğlenceli. Maalesef olmuyor öyle şeyler. Tamam. Devam edelim. Arkadaşlarım Hocam, iletişim kurdu. dün Tamam. saat 10'da bozkurt çizdirdiler bize. Neyse. Evet hocam. Arkadaşlar işimize bakalım. Boş şeylerle uğraşmayalım. 6 bölü 10 ne olur? Direkt 0,6. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü kaça genişletebiliriz? 100'e. Kaçla çarparız? 4'ü 25. kaçla 25. çarparsak? 25. Yani %25. 100, 25 bölü 100 de ne olur? 0,25. Hadi C'yi de sen gönder ondalıklı olarak. Çok basit. Kaçla çarpacağım paydayı, payı? Göreceğim bakalım. Benim like'ların en az 100 tane olması lazım. 100'den fazla öğrenci var. Her videoma 100 like gelse o bayağı bir gider yani. Hocam dersten Hocam. sonra hepsini beğeneceğim. Hocam dersten sonra kendi telefonumdan, annemin telefonundan, babam da gelince babamın telefonundan like. El atın ya. Yani benim bir beklentim yok ya. Hocam o Hocam ben az önce kadar like'ladım bir tane videoyu. hocam o kadar Arkadan kiyozdan açtım. Google hesabı açsınlar böyle 10 tane 15 tane Google hesabı açıp bütün hesaplardan beğensinler. Ya Bu daha kolay vermeyse kolay mı o kadar? İsmail O kadar ver, yap yap, akıl veriyor bak, akıl veriyor. Hocam Heh. ben sırf sizin kanalınızı beğenmek ve abone olmak için hesap açtım İşte YouTube'dan. bak, Duru var ya, ikinci golü attı bugün. Evet arkadaşlar, Hocam ben bir tane hesap açtım şu an. ikiyle çarptık, ne oldu? 70 bölü 100, o da ne olur? Eksi 0,70, değil mi Tuna? Arkadaşlar 12 bölü 20 kaçla genişletelim? 5 ile. 5 ile genişletirsek 60 bölü 100. O da ne olur? 6 bölü 10. 0,6. Adam iner. Hışırtı geliyor da bir ses. Hocam adam inerden çok kötü ses geliyor. Adam iner. Bir hışırtı geldi. Evet arkadaşlar, 30. Ne 100 oluyor, ne 10'a gidiyor, ne 1000'e. Ne yapalım o zaman? Önce hüpletelim. Yani sadeleştiriyoruz. 3'e bölersek ne olur burası? 5 bölü
10. O da ne oldu? Eksi 0,5. Hadi canım, F'yi de siz atın bana ya. Hep ben söylüyorum. F'yi de siz atın. Evet. Hocam ben bir kere sizin kanalınıza bakmıştım. Sonra neden abone olmadığımı bilmiyorum. Eyvah eyvah. Hocam kanalınız kaç abone? 14 bin ama yani bunlar uyuyor mu? Ne yapıyorlar? Beğenmiyorlar ya. Hocam ben sizin matematik Benim doğal genelde sayılar videonuza öyle çok abone girdim, bir like vardı. ama yok yani şey yok. Evet. Hocam izlenmeler ne kadar? Efendim? Hocam görüntü olsun diye mi abone Hocam ben az oldular? önce abone oldum. İzlenmeler nasıl hocam? 186 abonem var. Ya önemli olan izlenme, abone değil ya. Birilerine faydası olsun. Yok da ne yapalım. Ya benimle konuşmayın. Evet. Haydi. Hadi bakalım. Evet, aferin. Arkadaşlar, ne olacak? Bunu 2 ile genişletirsek eksi 6 bölü 10 eksi 0,6. Diğerini yapalım. Arkadaşlar, burada bir taktik vereceğim. Adam ilerli. Hışırt oluyor. Bir kapatsak adam ilerli. Deprem oluyor hocam. Evet. Arkadaşlar, burayı iyi dinle. Hayda da 8 varsa Yağız. 5'li. O zaman 1000'e gidecektir. Yani 125 ile gidecektir. Tamam. Bu özel bir durum. 125 ile çarpacaksınız. O da ne olur? O da 625 bölü 1000 eksi 0,625. Burada paydamız 25. Ne yapacağız? 4 ile genişleteceğiz. 68 bölü 100 eksi 0,68 Tuana. Devam edelim. Hocam ders kaçta bitecek? 10 geçe bitireceğiz. Birazdan bitecek. Tamam hocam. 16 bölü 40. Önce burayı bir 10 yapalım paydayı. 4'e böldüm. 4 bölü 10. Arkadaşlar bu eksi 3 var. Bu da 0,4 demek değil mi? Evet. O zaman eksi 3,4. 18 bölü 45. 45 hiçbir şekilde bir yere gitmez. O zaman biz bunları bir 9'a bölelim. Bunu 9'a böldük 2. Bunu 9'a böldük 5. 2 bölü 5 nedir? O 10'a gelmesi için 2 ile genişlet. 4 bölü 10'dur Tuana. 4 bölü 10 ne olacak Tuna? 0,4 Güney. Bakın bunlar bizim için önemli ifadeler, önemli işlemler. Evet. Bu yılı kim iyi geçirir, iyi çalışırsa LGS hazırlıkta çok rahat edecek. Çok. Hocam siz 1 Ağustos'ta yine mi deneme yollayacaksınız? Evet, yine bitmiyor mu denemeler? Bu yıl çok deneme yapacağım size, çok. Ama birinci bizim gruptan çıksın lütfen ya. Yani lütfen, bir zahmet. Evet, 5 bölü 8'i yazalım. Haydi gönder bana 5 bölü 8'i ondalık olarak. 8 olunca ne yapıyorduk? 125 ile çarpıyorduk değil mi? Evet. 1000'de oluyordu. Evet efendim. Aferin. 5 çarpı 125, 675. Şey, 625.
Binde olacak. Aferin. Bölerek de yapabiliriz. İkinciyi yapalım. Eksi 6 bölü 4. 25 ile genişletelim. Aferin Ebrar. Eksisi de var değil mi? Güzel Ebrar Yağmur. Aferin. Bu ara iyi gidiyorsun. Evet arkadaşlar. Ne olacak? Eksi 1,5 olur. 4 bölü 20. Kaçla genişletelim? 5 ile. 100 bölü 20 bölü 100. O da 0,20 ya da 0,2. Aynı şey. Arkadaşlar unutmayın bir şey söyleyeyim. 0,2, 0,20, 0,200, 0,2 milyon. Bunların hepsi ne? Aynı şey. Sonra istersen milyon tane sıfır koy. Onların bir önemi yok. Bunların hepsi aynı şey. 20 bölü 25. Ne yapalım? 4 ile genişletelim. 80 bölü 100. O da 0,8. 15 bölü 6. Önce ne yapacağız? Üpletiyoruz. Yani sadeleştiriyoruz. Kaça bölüyoruz? 3'e. 3'e bölersek ne olur? 5 bölü 2. O da 2,5 mu? Eksi 2,5. Altıncıyı ne yapıyoruz? 2 ile genişlettik. 24 bölü 10. O da eksi 2,4. Güzel. 28 8. Hemen gidip de 125 ile çarpma. Bir sadeleştir. Bakın 2'ye böldüm. Ne oldu? 14 bölü. Hatta 2'ye de değil 4'e bölelim. 7 bölü 2. Ne olur? 7 bölü 2 3,5'tür. Eksi 3,5. 6'ya böldük 3. 6'ya böldük 2. Eksi 3 bölü 2. Eksi 1,5. 3 tam 4 bölü 5. Bunu yaparken de ne yapabilirsin? Bileşik kesre çevirirsin. 19 bölü 5. 2 ile genişletirsen 38 bölü 10. O da ne oldu? Adam İnel, Hayat, Tuna. 3,8 mi Yağız? 20 bölü 36. Hemen 5 ile çarpma. Ne yap? 2'ye böl 18. 2'ye böl 10. Ne oldu? 1,8. 8 bölü 25. Çarp 4 ile 32 bölü 100. O zaman eksi 0 tam %32. Duruk. 2 bölü 50 çarp 2 ile 4 bölü 100. 0,04 değil mi? Eksi olarak. Çünkü %4. %4. Evet. Güzel. Hocam öyle hızlı yaptınız ki. Biraz hızlı yaptım canım. Biraz olsun o kadar. Siz lep demeden Çorum'a gidip geldiğiniz için var mı içimizde Çorumlu? Yok mu? Evet. Çorum leblebisi yiyen var mı? Herkes yemiştir. Neyi hocam? Arabadan Çorum'la geçti. Çorum'dan geçtiniz mi? Arabayla. Var mı Çorum'dan geçen? Karadeniz'e giden varsa geçmiştir Çorum'dan. Hocam biz Trabzon'a gittik. Hocam ben çok küçükken gitmişim. Bir buçuk yaşlarındayken. Yol kenarında leblebiciler var. Leblebi satıyorlar da o yüzden sordum. Orada görmüşsünüzdür leblebicileri. Yağız dersten sonra ye ya şekerleri. Tamam evet. Hocam. Arkadaşlar 14 bölü 3 sayısını ondanıp bulmayı bir denesene. Dene. Ne oluyor? Bir bulsana. Hadi Allah aşkına. Çok merak ettim. Bulabiliyoruz. İmkansız. Aa! Değil. Ne oluyor? Evet hocam. Sonuçta gidiyor. Devirle. Bölelim mi beraber? Bölelim. Devirli oluyor hocam. Evet. 4 kere var 12, 2, 0, 6 kere var 18, 2, 0, 6 kere var 18, 2, 0, 6 kere var 18, 2, 0. Sonsuza kadar gidiyor herhalde. Hocam aldım
bir çizgi çekin bırakalım lütfen. Allah rızası için. Böyle sayılara ne diyoruz? Devirli. Nasıl gösteriyoruz? 4,6'nın üzerine 6'ya bir çizgi koyuyoruz. Devir çizgisi. Evet, devir çizgisi koyuyoruz. Bu ne demek? Sabahtan akşama kadar bölsem bile 6-6 gider de. Hocam bunu geçen sene de öğrendik. Yukarıda da yazıyor zaten hocam. Hiç bitmeyen bölme işlemi diye. Evet. Keşke yetkililer hiç bitmeyen sakız bulsalardı. Bunu bulacaklarına. Evet. Arkadaşlar burada kalalım. Önümüzdeki hafta. Gerçi siz bunları biliyorsunuz ama göstereyim mi şunları da? Bakın. Yok hocam biliyoruz. Biliyoruz hocam. Biliyoruz. Biliyoruz. Evet hocam. Kim devrediyor? 6. Değil mi? Burada evet. Kim devrediyor? 13. 13. Burada yazık bir şey değil. Çizgiyi nereye koyuyoruz? Devredenin üzerine. Burada kim devrediyor? 7. Saat 7'ye koyduk. Burada? 5. 5. Burada? 163. Hayır hocam 63. 63. 63 hocam. 63. Burada? 44. 4. 4. Burada? 44 de olur hocam. Yok, 21. Olmaz. Burada 21. Burada 48. 8. 8. Burada 136. 24. 43 hocam 43. 2000. Yok 43. 43. Burada 22. 2. Öyle. Yazımları biliyorsunuz değil mi? Bunları biliyorsun. Evet. Çok şey biliyorsun sen ya. Vallahi çok şey biliyorsun. Evet. Burada nasıl yazacağız? 5 virgül ne sürekli gidecek? 8. 8. Burada? 9. 9. Sonra? Hocam bize niye bunları açmamızı istiyorlar ki? Burada? 24. Burada 1 olacak. 32. 32. 32. Burada 1 olacak. 4 7. olacak. Sonra? 7 tekrarlanacak. Burada 253. 253. 245. 8. 8. 8, 8, 8, 8 değil mi? 36 virgül. Evet. Burada 5 devam edecek. Burada 47 devam edecek. Burada 1 olacak. 49 devam edecek. 25 duracak. 6 devam edecek. 6 devam edecek. Değerli arkadaşım. Bunları zaten sen Çorum'da öğrenmiştin. Leblebi yerken. Leblebi önemli. Hiç leblebi tozu yediniz mi? Ben yedim hocam. Yapıştırdım. Hocam leblebi ama çok hapşırdım. Yemiş doğru yerim ama görmüştüm hocam. Ama çok fena boğaz kesildi biliyorum. Hocam ben hapşırmıştım. Evet. Hocam bizim ilk okulda kantinde satılıyordu. Peki burada kalalım. Sizden ricam şurası ödev. Bunu yapıp bana atın. Bunun devirli ondalıklarını yazın bana. Tamam mı? 71 mi bir tek? Evet, burası kalsın. Buranın sorunlarını çözeriz. Burası yapar mısınız bunları da? Yaparız hocam ya. Yapmayız hocam. Yapmayız hocam. Yani yaparız bir hafta var önümüzde. Hayır hocam yapmayız. Arkadaşlar o zaman 72 size öde, 73'e diğer hafta devam ederiz. Tamam? Tamam hocam. Kendinize iyi bakın. Fen dersinde görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Bugün başka ders yok. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Bye bye. Tamamdır.